Selamünaleyküm arkadaşlar. Renault Fluence 1.5 TC'yi motorun trigger setini değişeceğiz ama trigger setini değişirken sistemde ne var ne yok hepsini değişeceğiz. Onları göstereceğim size ve aracın bütün parçalarını orijinal malzeme aldık. Onları da size göstereceğim. Takarken zevkle takacağız arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hazırladık. Sadece sökümüne başlayacağız ama malzemeleri dizdik, onları göstereceğiz. Hasan'ım şuradan gel. Hava filtremiz, polen filtremiz, karbonlu polen filtresi. Ondan sonra cama söyleyeyim, Renault Fluence'in orijinal mazot filtresi. Renault Mais arkadaşlar, şöyle gösteriyorum size. Yağ filtremiz, yağ filtremizin yanında karter tıpasının pulu gözüküyor değil mi Hasan'ım? Evet. Kayış kiti, yani trigger setini trigger set olarak takacağız ama bir de kayışın kiti var. Yalnız kayışı, şimdi araba 200 bin kilometre olmuş. Arabanın kilometresi kaçtı? 125. Ha 125 mi? Pardon, 125 bin kilometre olmuş. Evet, burayı göster Hasan'ım. Renault Mais. Gördüğünüz gibi madem Fransızca 1299 doluyor. Kayış gergi kütüğümüz. Yani bu kayışı takarken bunu da değiştiğimiz zaman motorun sesini sadece duyacağız. Ekstradan bir ses duymayacağız. Trigger setimize gelelim. Trigger setimizde yine keza Renault Mais'in. Renault Mais'te arkadaşlar şu şekilde Kates trigger çıkıyor. Odaklı Hasan. Kates trigger çıkıyor. Yani Kates Renault Mais'e yaparken Renault'un amblemini vurmazsa olmuyor mecburen. Ayrıyeten Kates de dışarıda satılıyor. Biz de Kates de takabiliyoruz. Kayış, trigger kayışının gergi bilyası ve hem eksentriğin civatası hem de grangın civatasını koymuşlar setin içine. Trigger setini değişirken devir dayımın altından şuralardan su kaçakları hissettik. Evet, şu anda onu da orijinal aldık. Şöyle odakla şuraya Hasan. Evet, devir dayımını da değişeceğiz arkadaşlar. Ve devir dayımımızın contası, antifrizimiz Total. Antifriz aracın sahibi almış ve motul yağı 540 partiküllü motul yağı almış. Onu koyacağız arkadaşlar. Reklama giriyor ama yapacak bir şey yok. Hasan şöyle yavaş yavaş dronlayarak gel bakayım takılacak malzemeleri. Gel Hasan'ım. Hepsini gördük mü Hasan'ım? Evet. Triggerimizi arkadaşlar şuradan kilitledik. Evet, buradan kilitledik. Kilitleyince arkadaşlar şurada noktamız, eksentriğin noktası en üst ön noktada, pompamızın noktası en üst ön noktada. Gördüğünüz gibi bir odaklama yapayım şöyle. Noktayı göreceksiniz. Ve arkadaşlar krangın da işareti en altta, kaması en üst ön noktada gördüğünüz gibi. Ve trigger'i söküyorum. Hasan'ım tut bakalım. Kırmızıya bas. Kayışımızı söküyoruz şu anda. 30 sene önce çerkez Yerimiz biraz dar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, gergimiz düştü. Triggerimizi söktük. Trigger kayışında da gördüğünüz gibi Hasan odakla, eskisinde de Kates ve Renault yazıyor. Evet. Tabii ki tam böyle aşırı derecede bozulmamış.
Ses mes yok ama kilometresini doldurduğu için değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi devir dayamını sökeceğiz Hasan'ım. Kırmızı. Arkadaşlar devir dayamı söküyoruz. Tabii bir civatanın dibinden su çıktı. Şurada pasları göstereceğim size. Şurası. Parmağımla olan yer. Devir dayım antifrizi kaçırmış. Ve orada arkadaşlar tortu yapmış. Kran keçemiz burada. Hiç kaçırmamış. Onu değiştirmeyeceğiz. Motor bayağı bir şey tertemiz, pırıl pırıl. Devir dayımın altındaki o pasları gösteriyorum size. Kastağı çevirir misin Hasan? Evet. Devir dayımın kastağını dönder. Evet. Hemen onun alt kısmında pasları görüyorsunuz. Mazot filtremiz burada. Çamurluğun içinde. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Devir dayımı birazdan çıkaracağız. Bütün civatalarını söktük. 5 tane civatası var. 5'ini de söktük. Elimi çok kötü kestim. Sedat abi bıraksana bir. Parmağımı yırttım resmen. Devir dayımımızı taktık. Mazot pompasının dişlisini çıkarıyoruz. Şu plastik rahat girsin diye. Trigger'in altında takılan bir plastik var. Şu gördüğünüz plastik. O rahat girsin diye. Dişliyi de göstereyim. Mazot pompasının dişlisi. Trigger'in de işaret yeri şurada. Kaması var orada. Şurada gördüğünüz kama, kamaya geçiyor. Onlar yağlanmasına gitti. Bu arada iş kazası. Parmağımızı kestik biraz. Dişlinin göbeğini sıkacağız. Trigger'in alt kısmındaki işaret şu. Yan tut biraz hafif. Tamam. Şurada şöyle noktayı görüyorsunuz. Gelme bana. Bana gelme. Şu noktaya geliyor. Şuradaki deliğe de az kapat. Dişliye doğru. Burası geliyor. Bu krangın dişlisi arkadaşlar. Şarj kayışının gergi kütüğünü takıyoruz. Tabii ki haliyle yeri dar olduğu için kameraya da tam net gösteremiyoruz. Kayış gereği kütüğümüzü sıktık. Hamid abi rahat takıldı mı? Nasıl? Devir dayı rahat takıldı mı? Tabii. Devirden de sıkıntı yok. O zaman ilk baştan fabrikada iyi sıkmamışlar, alttan su mu verdi? Nasıl verdi? Yok yok, devir dayımı bozulunca bilyası. Öyle mi? Boşluk yapıyor, keçelerini bozuyor orada, dışarıya su veriyor. Yani devir dayım pompasının ömrü trigger'inin ömrü kadar aslında. Yani aslında trigger değiştiği zaman pompada değişmesi lazım. Ya aslında mutlaka devir değişmesi dayı, lazım da. Devir dayım mı? Evet. Evet, mutlaka değişmesi lazım. Bazı araba sahipleri cebimde para yok diyor. Bilmem yok, ne diyor. Yok.
Boşluk yoksa kalsın diyor. Yok yok. Aynı şeyi bir daha uğraşıyorsun. Evet, sentelerin hepsi tamam. Hadi triggerimizi geliyoruz. Geliyoruz. Bismillah, biraz daha sıkalım şeyi. Evet, kayışımızın triggerini gerdiriyoruz. İşarete geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi sıkacağız arkadaşlar. Evet. Tekrar işaretleri göstereyim size. Yıllarca videolar attık ama yine de gösterelim. Şimdi bir daha sıkayım. Evet. Eksentriğin işareti şuradaki nokta bu çizgiye geliyor. Pompanın üzerindeki nokta gördüğünüz gibi bu çizgiye geliyor. Kayışın yönü var. Ok işaretlerini görüyorsunuz. Motorun dönüşüne doğru ve alttan işareti gördünüz. Ve yandaki işaret. Biraz zor gözükecek ama alttaki işaret gözüküyor. Devir dayım, trigger, hepsi yenisi takıldı. Elimi çok kötü kestim. Sedat abi bıraksana bir. Parmağımı yırttım resmen. Motor sabitleme takozumuz iyi. Motor takozumuzun kendisi de iyi. Abi bütün kapakları kapattık. Abisi kaldır. Abisi. Abisi kaldır. Şunu önce abi takalım mı? Biraz zor tamam. Çıktı. Güle güle abi. İşte mi? Hı. Tamam. İndirin işte. Getir canım. Getir canım. Getir lokmayı da getir. Şunları kullanmayacak mısınız? Onları kullanmayacağız. Belki yeni takoz içeriz. Motor takozlarını var ya. Getirin atı lokma. Yan sanayi takılıyor ya. Arabanın içine nasıl zırıltı veriyor ya. 16 lokma burada. 16 lokma buradaydı. Hocam şey yap. İndir şeyi. Kirpiği indir. Az bir şey kirpiği indir. İndir bizim atalar tutturalım abi. Gerçi şu şekilde tutsam. Hadi şey indirsin. Çok az indir abisi. Tamam. İndir indir komple indirsin ya. İndir tam denk geldi. Tam indir. İndir bırak. Civataları denk geldi. Hasan motorun yağını boşalt abi salttan. Şey. Arabayı getirdiğinde sökmeden önce ne yaptık? Yağın içine katı koyduk. Motor içi temizleyicisini koyduk. Evet. 5-10 dakika çalıştırdık. Rölantide çalıştırdık. Şimdi boşaltacağız. Şimdi boşaltacağız. Bu motorun ana takozu şu gördüğünüz.
Bu da yardımcı takoz. Şanzımanın alt kulağındaki takoza yardımcı oluyor. Motorun daha çok ileri geri gitmesini engelliyor. Motorun daha az sarsıntılı çalışmasına faydası oluyor. Yukarıdakiler hep arka kalmış. Ben geçenlerde istedim zannediyorum ya. Onları düzenlememiz lazım. İşte eşeklemiyor. Şu iş şu sakininle bile düzenlemedik orayı. Boş burası şunlar gitsin. O bir sürü malzeme var. Poşetlere doldurmuş. Arka şampasından kenara. Evet, sabitleme takozumuzu da sıktık. Karter tapa pulunu değişiyorsun. Yağ filtresinin üzerinde. Nasıl bantlamışlar onu öyle ya? Bravo. Tapa pulunun eskisini göster bakayım. Evet, dur bakayım. Ölmüş. Tamam, yenisini tak hacı. Trigger tarafında bütün işlerimiz bitti. Antifrizimizi koyuyoruz. Hamido. Antifrizi koy abisi. Rengi de ne güzelmiş ya. Tamam Hamido, şarj kayışımızı takalım. Süzülene kadar. Portumun biri çıkık Hamido. Altta üstte sensörler var. Sensörlerini çıkar motor filtresini. Depo dolu mu? Yarı tabii. Doluysa mazot filtresini oradan mazot aktı da. Dolu. Ben yarıya kadar, yarıda hemen doldurdum. Mazot filtresini göster. Tamam, masaya gidelim. Masada değiştirelim bunu. Çok yağ sürme. Hafif çontayı kayganlaştırsın yeter. Eskisi, yenisi. Evet. Dur, yön var Hamido. Bak şimdi, ok işareti nerede? Boya var aslında. Tamam. Oraya yeşil boya gelecek. Tamam mı bak, yön var. Ok işareti var şurada. Tamam. Çıkar. Biraz zor çıkar Hamido. Çevir sola doğru. Çevir. Dur Hamidocuğum. Hamido, şuradaki lastikleri de değiştirelim mi? Şişmiş olabilir diye değiştirelim, anladın mı? Öbürlerini de çıkar. Yağ çubuğumuzu hafif çekiyoruz. Motor yağımızı koyuyoruz. 540 partiküllü motul yağı koyuyoruz. Şöyle köy ekmeği olsaydı bandırır yerdik ha. Bekmez gibi duruyor ha Hasan. Evet usta. Hasan, seni göstereyim artık millete ya. Yok usta ya, böyle iyi. Öyle iyi mi? Evet. Meşhur olmak istemiyor mu Hasan? Hasan meşhur olmak istemiyor arkadaşlar. Yarım kilo kalacak içinde. 4,5 kilo koyacaksın. Tamam usta. Lastiklerimizin üçünü de değiştirdik.
mazot filtresi sızmasın diye. Öyle değil mi Hamido? Evet usta. Yeter Hamido. Turşusunu kurma. Turşu dedin de az önce müşterinin biri turşu verdi bana ya. Evet arkadaşlar. Turşucuymuş. Turşuyu da kendi yapıyormuş. Pazar yerinde, lüks bir pazar yerinde satıyormuş. Hamido gördün mü? Turşu dedik. Aha sana turşu Hamido. Hamido turşu. Hamido turşu. Şuraya koyalım da. Akşam eve götürelim, ballandıra ballandıra yiyelim. Hadi takalım Hamido. Evet, yeşilin olduğu yere geliyordu. Oturtur Hamiducuğum. Civatamızı sıkıp yerine takalım. Lokum gibi de oturdu ha lastikleri. Peki bu sensörde var mı şey? Yeşil yok. Yalnız şeyde var. Filtrede var. Evet. Tamam Hamiducuğum. Tamam. Orijinal mazot filtremizi de takalım. Yeri zordu ya. Tamam mı? Çoğu insanlar bunu değiştirmiyor. Doğru. Kameraya bak. Doğru söylüyorsun. Büyük çekmeceden geldi abim. YouTube'dan geldi. Videolarımın hepsini tamamen seyretmiş. Tatile gittiğim videoları da seyrettin mi? Hepsini seyrettim. Hepsini mi? Adam gibi adam, usta. Allah gibi razı usta. Olsun. Efendim? Sağ olasın, var olasın. İyice sıktın mı Hamido? Evet. Kurban oldum, hadi takalım. Alt sensörümüzü unuttuk Hamido ya. Tamam. Hadi seyir zahmet onu da tak. Milletin başı dönmesin ya. Bir oraya bir buraya gidiyor. Ben de kamerayı oynatıyorum. Hasan da kayboldu ortalardan. Ya parmağımı kestim arkadaşlar. Onun için Hamido takıyor ya. Önce hortumlarını güzelce çıt diye ses gelsin Hamido. Gözünü seveyim. Ondan çıt geldi. Öbüründen de gelsin Hamido. Çıt gelsin. Çıt gelmezse olmaz. Bakayım oturmuş mu? Oturmuş. Az çık sacı. Tamam. Oturmuş değil mi? Evet. Tamam. Tak kapat sacını. Üst soketini oturtturduk değil mi? Evet. Arkadaşlar mazot filtresini yeri dar diye çoğu insanlar değiştirmek istemiyor. Ama değişilmesi lazım ara sıra. Çünkü enjektörlere yeteri kadar mazot girmezse enjektörleri kilitliyor arkadaşlar. Neden? Yeri zor. Gördüğünüz gibi çamurluğun içinde ve davlumbaz falan sökülüyor. Onun için biraz yeri sıkıntılı ve dar. Çalıştır aracı. Evet, işlem tamam. Muhafazasını ve davlumbazını takacağız. Hayırlı seyirler arkadaşlar.